Sevgili izleyenler, Kahramanmaraş'ın Dünya Açılan Penceresi Aksu TV ekranlarına hoş geldiniz. Spor Aktüel'le sizlerle birlikteyiz. Kahramanmaraş'ta havalı tabanca ve atıcılık sporunu konuşacağız bugün Spor Aktüel programında. Evet. Spor Aktüel, Kahramanmaraş'ta sporun nabzını tutmaya devam ediyor. Yayınlandığı günden itibaren spor severleri ekrana kilitleyen Spor Aktüel'in bu haftaki konukları: havalı tabanca ve atıcılık antrenörleri Özkan Çivi, Yusuf Tuğsat, sporcular Ayşegül Bahri Açık ve Mustafa Melih Paksoy oldu. Güzel mesajlar da gelmeye başladı, hemen isterseniz. Programda antrenörler Özkan Çivi ve Yusuf Tuğsat, Kahramanmaraş'ın havalı tabanca branşına bakış açısını anlattılar. Silah oyunu oynamayı çok seviyorlar. Biz de diyoruz ki silah, bilgisayar başında zaman geçirmeyin. Gelin benim yanımızda hem atıcılığı hem de bir spor aktörü içerisinde bulunun diyoruz. Ve biz tabii ki ilk geldiklerinde bakıyorlar ki bekledikleri şey değil. Daha farklı bir silahla karşılaşınca çocuklar çok mutlu oluyor. Ve gördüğünüz gibi silahımız 1 kilo ağırlığında olimpik bir tabanca olaraktan geçiyor. Ve 10 metre mesafeden Diabol'la sıkılan kurşunlusu, ismini söylüyorum Diabol. Çünkü bilinen bir isim değil. Diabol sıkıyoruz. Mesafesi 10 metre ve tek elle sıktığımız için tabii ki çocuklar ilk başta biraz zorlanıyor. Ama biz tabii ki ilk gelen çocuklara ayakta değil, oturaraktan veyahut da bireysel olaraktan bilgilerini veriyoruz. Ondan sonra belli bir aşamaya geldikten sonra çocuklarımız ayakta belli bir puan üzerinden hazırlıktan sonra yarışmalara götürüyoruz. Zihin gücüyle yapılan bir spordur. Yani sadece fiziki kondisyon bu için yeterli değil. Yani çocukların gelişiminde, aslında okula giden çocukların zihinsel gelişiminde de artı sağlayan, katkı sağlayan bir branş. Hem spor olarak kendilerine yetişmiş oluyorlar, hem okuldaki başarıları artıyor. Bununla ilgili mesela Melih ile ilgili daha önce, yani veliler de bunlarla ilgili tereddütte de bulunurken, yani çocuklarımızı işte biz atışa gönderirsek, spora gönderirsek işte derslerinden geri kalır mı diye düşünen mesela bir örnek olmuştu Melih. Daha sonra baktığında, babasının, velisinin baktığında derslerine daha da bir iyileşme olduğunu gözlemledikten sonra daha gönül rahatlığıyla bu sporu yapmasına müsaade etmiştir kendisi de. Biz de buradan velilere sesleniyoruz. Çocuklarınız yani bu sporu yapmakla geri kalmazlar. Daha da iyi olurlar. Hem okullarında başarılı olurlar, hem de olimpik branş olan burada kendilerine yeni bir hedef seçmiş olurlar diye düşünüyorum. Evet. Öte yandan havalı tabancada Türkiye rekoru kıran Mustafa Melih Paksoy, spora nasıl başladığını ve elde ettiği başarının ardından hissettiği duyguları seyircilerle paylaştı. Spora başlama hikayemi kısa bir özet geçeyim. Başta antrenörümün belirttiği gibi bilgisayar oyunlarından çok fazla meraklıydım. Aşırı düzeyde bir bilgisayar oyunları, atış için oyunlamaları vardı. Evet. Sonra bir arkadaşımın vasıtasıyla havalı tabancayı kazandım. Yani bu sporu başladım. Sonra ardı ardına baktık yarışmalar, sonra evet, antrenmanlar. Bunların sayesinde bir yerlere gelmeyi başardık. Türkiye rekorunun sahibi oldum yeni düzenlenen kurallara göre. Yani o an farklı duygular içerisindesin. Mesela ben bu rekoru atarken de ilk finale bayağı kötü başlamıştım. Ama tek düşündüğüm şey vardı: asla kopmadan, sadece en iyi bildiğin işi yaparak, elinden gelenin fazlasıyla orada yapmayı amaçladım. Ve de nasibimiz de vardı. Türkiye şampiyonunu da aldık. Ayşegül Bahri Açık'sa Kahramanmaraş halkının bayan ve erkek sporcu diye ayırt etmemesini ve her alanda destek vermeleri gerektiğini söyledi. O an beklemiyordum aslında, çünkü normalde bu sporda bir birincilik veya rekor elde edebilmek için çok çalışmamız gerekiyor. Bir de işin yetenek kısmı var tabii ki. Ben çok çalıştım ama ben egale ettiğim zamanlarda rekoru çok yeniydim. Evet. Bu biraz da yetenekten kaynaklanan bir şeyler hani. Özellikle bayanlara buradan mesaj vermeni istiyorum. Çünkü her zaman şu söylenilmiştir: İşte bayan onu yapamaz, işte bunu yapamaz. Ama birçok şeyi görüyoruz ki bazen erkekten daha çok büyük başarılar elde ediyor. Sen neler söylemek istersin? Ya her şeyi yapabilirler. İsterlerse her şeyi yapabilirler. Tabii ki söylediğim gibi aile desteği bu konuda çok önemli. Çünkü şehrimizde, diğer şehirlerde de ama bizim şehrimizde hani kızdır gitmesin, kızdır akşam çıkmasın falan, bunlar çok oluyor. Ama isterlerse her şeyi yapabilirler. Bu sporla ilgili de söylemek istediğim, eğer yükselmek istiyorlarsa hani bunda çalışarak bir yerlere gelmek çok kolay. Çünkü olimpik bir spor. Evet. Yükselme oranları çok yüksek olduğu için ben tavsiye ederim. Spor Aktüel, Murat Baltıcı'nın sunumuyla salı akşamları 21.30'da Aksu TV ekranlarında. Şimdilik bizlerden bu kadar diyeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Mutlu akşamlar.